bugün İran rejimini protesto ediyoruz. Sürekli idamlarla, idamı bir yöntem olarak kullanan İran rejimini protesto ediyoruz. İdama çarptırılan kadınlar için buradayız. İdamlar durdurulsun diyoruz. Cihan, söyleyeceğimiz bu kadar. Azadi! Cihan! Cihan! Azadi! Cihan! Cihan! Azadi! Cihan! Cihan! Azadi! Tamam. 23 Temmuz'da İran rejimi tarafından idam cezası verilen gazeteci Pehşan Azizi ve aktivist Şerife Muhammed için sesimizi yükseltmek, onların yalnız olmadığını ve mücadelelerinin her yerde sürdüğünü göstermek amacıyla toplandık. Şu anda cezaevinde olan ve idam kararının uygulanmasını bekleyen Pehşan Azizi'nin tüm dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptığı mektubunda bizlere şöyle seslenmektedir. Şerife Muhammed ve ben, idam sırasını bekleyen diğer kadınlar sadece özgür ve onurlu yaşam arayışı nedeniyle mahkum edilen ilk ve son kadınlar değiliz. Olmayacağız. Ancak can verilmeden özgürlük de gerçekleşmez. Özgürlüğün bedeli ağırdır. Suçumuz cin, cihan, azadiyi birleştirecek. Cin, cihan, azadi! Cin, cihan, azadi! Bu siyah çelenkle iki kadın yoldaşımızın cesaret, direniş ve haklı mücadelelerine karşı yürütülen İran erkek egemen rejimini protesto ediyor. Bizler burada toplanan kadınlar bu kararı şiddetle kılıyoruz. Bu tür cezaların insanlık onurunu zedelediğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Pehşan Azizi ve Şerife'nin sesi buradan tüm dünyaya Mahsa Amine'nin direnişinde olduğu gibi Cin Cihan Azadi sloganıyla yayılacak. Cin Cihan Azadi! Cin Cihan Azadi! İran'da yaşanan bu zulme karşı sessiz kalmayın. Kadınların, Kürt halkının ve tüm masumların yanında durarak bu insanlık dışı uygulamalara karşı birlikte mücadele edelim. İran hükümetine bir kez daha çağrıda bulunuyorum. İdam devlet eliyle işlenen bir cinayettir. Bu cinayetlere son verin. Uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı göstererek Pehşan Azizi ve Şerife Muhammed hakkında verilmiş idam cezalarını kaldırın. Açıklamamız burada bitmiştir. Bugün de gördük ki erkek egemen iktidarlar Orta Doğu'da, Türkiye'de, Avrupa'da her yerde aynı. İdam cezasını ve kadına yönelik şiddeti artık bir sistematik hale getirmişler. Bugün şu gördüğünüz görüntü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görüntüsüdür. Bunu iyi görün arkadaşlar. Ve biz diyoruz ki kadın mücadelesi her yerde devam edecek. İran'da, Afganistan'da, Türkiye'de, her yerde yaşasın kadın dayanışması diyoruz. Kadınlar birlikte, birlikte güçlü. Kadınlar birlikte, birlikte güçlü. Tam kendileri olsun.